Herkese merhaba. Bu videoda sizlere sırala ve filtre fonksiyonlarının kullanımından bahsedeceğim. Bir data seti hazırladım sizler için. Bunun üzerinden uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca anlatım sırasında sizlere sıralı ölçüt ve sıralı ve filtre fonksiyonlarının bir arada kullanımını da göstereceğim. Mevcut datanızı bir veri seti olarak bu şekilde bulundurabilir veya bir tablo formatında listeleyebilirsiniz. Sırala ve filtre fonksiyonlarının bu durumlara göre farklılık gösteriyor. Bunu sizlere uygulama esnasında da göstereceğim. Bu sebeple aslında önerilen kısım veri setlerinizi tablo formatında bulundurmanız. Sizlere ikisini de ben göstereceğim formatımı şu şekilde kopyalıyorum data setimi. Aşağıya yapıştırdım ve buraya e, buradaki datamı bir tablo formatına getirdim. Ekle tablo bölümünden tablo haline geldi. Şimdi sıralı ve filtre fonksiyonlarını bu iki şekilde sizlere göstereceğim. Önce sıralayla başlayayım. Sıralı fonksiyonu sırala yazdıktan sonra tab tuşuna basıp ilk önce dizi bölümünü Bölümünü tanımlamanız gerekiyor. Dizi dediğiniz şu, size e, sıralama sonucunda neleri göstermek istiyor, bunları seçtireceksiniz. Örnek vereyim, kişilerin numaralarına ihtiyacım yok, adı kısmında olsun ve ardından e, sınav sonucuna kadar olan bölümleri seçmesi yeterli diyorsanız bu bölümü seçiyorsunuz ve ardından diyorsunuz ki, neye göre sıralasın bu e, tabloyu? Ben sözlü sonuçlarına göre yani sözlü sınav sonuçlarına göre sıralatmak istiyorum. Bu noktada numara vermeniz gerekiyor. Tutuyorum 4'müş. Numara 4 veriyorum. 4 Ardından da size zaten direkt olarak karşınıza bu sıralama artan mı olsun azalan mı olsun diye çıkartıyor. Ben artan olsun dedim. Gördüğünüz gibi yukarıda en düşük puan aşağıda en yüksek puan başlığı da alman ve içerisinde bir e, sayısal değer olmaması sebebiyle onu da en alta atmış. İsterseniz siz o başlığı bu bölümde çıkartabilirsiniz. Fakat bu şekilde bir karşınıza sıralama getiriyor. Sıralama ve filtre fonksiyonunun en güzel özelliğinden bir tanesi bana göre mevcut datanızı bozmadan e, size bir farklı e, alanda sıralama veya filtre, filtre yapma konusunda imkan tanıyor. Bunun güzel yanı sizin datasetinizde başka bir anda veya o anda başka bir değişiklik yapmak istediğinizde bunu tekrar işte filtre bölümünden yaparsanız filtreleri kaldır diyerek tekrar o alanın bölümüne ulaşıp değiştirme yapmanız gerekiyor ama sırala ve filtre fonksiyonlarıyla buna ihtiyacınız olmadan yaptığınız değişiklikleri aynı anda görebiliyorsunuz. Şimdi aynı tablomuzu aynı fonksiyonumuzu bir de tablo halinde olan data setimizde yapalım hızlıca sırala dedim gene aynı şekilde ben adı soyadı numara olsun numara olmasın gene bu bölümde yapmak istiyorum ve ardından da gene sınav sonucuna göre sıralamasını istiyorum numarayı yazacaktık sınav sonucu numaramız neydi bizim 1 2 3 4 5 5. Artan mı azalan mı? Artan olsun. Gördüğünüz gibi biz ilkinde galiba sözlüğe göre yapmışız. Evet hızlıca değiştirelim. Sözlüğü ise eğer 4'tür diyerek. Gördüğünüz gibi ikisini de aslında doğru bir şekilde sıraladı. Şimdi hızlıca sonuçlarına bakalım. Önce burada bir herhangi alanda değişiklik yap yapalım. Ne olsun 54 puan yerine 89 puan olsun. 54 bu alanda şu bölümde yazdığım gibi 89 bölümüne Yasin Yeşil kaydı. Evet, anında bir güncelleme yaptı. Yani ben bu alanda bir değişiklik yaptığımda aynı zamanda sırala bölümünde bu değişikliği görebiliyorum. Peki aynı değişikliği burada yaparsam da görebilir miyim? Kim muhtemelen göreceğiz. Hemen Yasin Yeşil'in sınav sonucunu bu sefer de 88 yapayım. Gördüğünüz gibi Yasin Yeşil gene aynı şekilde sıralama kuralına uygun olarak tekrar yerini değiştirdi. Peki bir datasetinizin alt satı, alt en alt bölümüne veri ekleyemiyor muyuz? Ekliyoruz. Yani ben bu verinin içerisinde altına başka bir veri daha eklemek istiyorum. Ekleyelim. Ee, ne olsun? Sırala ve filtre olsun gece olsun, felsefe olsun. Kolay görebilmemiz adına 10 yazacağım. Ardından da sınav sonucuna da 100 diyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu veriyi yazmış olmama rağmen sırala bölümünde bu veri gelmedi. Peki tablo şeklinde olan bir data setimin en altına bunu yazarsam ne oluyor? Birlikte görelim. 45, 64, sırala ve filtre Akşam daha bitirmeden direkt sonucunu karşımıza getirdi gördüğünüz gibi felsefe bu sefer gene 10 diyeceğim ve 10 dediğim gibi bakın sıralamasını da datayı da ekledi sıralamasını da yaptı ve bize direkt olarak sonucu sadece görmek kaldı evet bu noktada sizlere tavsiyem bir e, veri setiyle ilgili işlem yaparken önerim her zaman Tablo formatında veri setlerinizi kayıt kayıt altına alın. Çünkü yapacağınız fonksiyon, formüller, fonksiyonlar bu durumlara ayak uyduracak konuma gelebiliyor. Fakat bir data setinizde tablo formatı yoksa altına bir veri eklediğinizde bunun mevcut formüllerinizde bir kısıtlama varsa. Çünkü biz aslında bir kısıtlama yaptık şu alana kadar al dedik ve bu sebeple bu alanın altına almıyor. İşte bu sebeple yansımayacaktır. Ama biz burada bir tablonun tümünü dediğimiz için tablo ne kadar uzarsa tümü kısmı olması sebebiyle bu satır yani gösterdiğimiz dizi bölümü ona göre değişkenlik gösterecektir. Buna dikkat edin tavsiye. Evet, sıralı uygulama sırala fonksiyonunun uygulamasını yaptık. Hızlıca e, gene Aynı değişiklikler oluyor, onu öncelikle söyleyeyim. O sebeple bu tablo, bu veri seti üzerinde yapmayacağım. Şunu hızlıca buradan alayım, aşağıya yapıştırayım. Tablo formatında olan veri setimiz üzerinden işlem yapacağım. Devam ediyorum. Filtre dedim. Öncelikle gene dizimizi göstermemiz gerekiyor. Ne olsun? Bizim dizimizde tamamı olsun bu sefer datamızın tamamını seçtim. Evet, tablo 2 kalsın sadece. Ve filtrenin en önemli özelliği, filtrede sizden bir koşul ister. Yani sen neyin filtresini yapmak istiyorsun? Ben de hemen bunu belirtiyorum. Diyorum ki bölüm kısmında eşitse değer olarak matematiğe şöyle yazalım. Matematik eşitse bana setlerin yani listelerini göster diyorum. Gördüğünüz gibi matematik sınavına giren kişilerin bilgilerini karşıma bu şekilde getirebiliyor. Bunu aynı şekilde sayısal olarak da yapabilirsiniz. Ben bir tekst üzerinden yaptım ama hani siz şunu da kullanabilirdiniz. Kullanabilirsiniz. Büyükse 60'tan bölüm kısmını da çektim. Sözlü sınavına şu an izin vermedi. Şurayı sileyim. Tekrar ekleyeyim sözlü bölümünü seçtim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bunu sayısal değer için de kullanabilirsiniz. Farz edelim bir yerden bir eşitlik almak istiyorsunuz. Onu da yapabiliyorsunuz. Yani buraya 60 dedim. Buranın değerine de 60 yerine N21'i gösterdim. Gördüğünüz gibi burada bir değişiklik yaptığımda Filtre Mono göre tekrar güncellemesini anında yapabiliyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Sıralama ölçüt ve sıralama ile filtremizin filtre fonksiyonlarının bir arada kullanımına. Bu bölümü siliyorum. Sıralama fonksiyonu yeterince kullandık. Bilgimiz var artık. Devam ediyorum. Şimdi sırala ölçüt yazdım ve taba bastım. Benden bir dizi istiyor. Dizi bölümünü belirledim. Ve hangi diziye göre sıralama yapacak? Birinci dizimi belirledim. Ve dedim ki burası azalan olsun. Sonra ikinci dizimi belirledim. Sınav sonucu olsun ikinci dizimde. Ve ardından da buraya azalan deyip kapattım. Şimdi bu kısım aslında Excel'de bildiğimiz veri bölümünde yer alan sırala fonksiyonunda peş peşe sıralama yapıp ardından onların sonuçlarını görmekle aynı. Gördüğünüz gibi Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilgisi diye sıraladı. Ayrıca önemli olan kısım bu. Sosyal bilgiler bölümünde sınav sonucu en yüksek olan kişileri ve en düşük olan kişileri bu banda göre sıraladı. Matematikte de aynı şekilde en yüksek 92 alınmış 35 en düşük alınmış. Fen bilgisinde 100 alınmış en düşük 42 alınmış gibi. Bu şekilde sırala ölçüt fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Sırala fonksiyonuna göre tek farkı dediğim, dediğim gibi birden fazla ölçüt girebiliyor olmanız. Devam ediyorum. Buraya da bu kısmada sıralı ve filtre fonksiyonlarının bir arada kullanılmasından bahsedelim. Filtre yazdım. Öncelikle filtremizi oluşturalım. Tab tuşuna bastım ve dizimi verdim. Diziye de dedim ki gene aynı şekilde bu bölümü al. Ve e, kuralımızda ne olsun? Sınav bölümünde 70'ten büyük puanlar yer alsın dedim. Evet şu an karşıma bunlar geldi ama gördüğünüz gibi belli bir sıra akışı yok. Yani siz en yüksek kim almış en düşük kim almış konusunda oturup tek tek bakmanız ve kıyaslamanız gerekiyor. İşte bu noktada filtre ve sırala fonksiyonunu bir arada kullanabilirsiniz. Başına sırala yazdım. Şunu unutmayın sadece yaptığınız filtre aslında sizin bir dizinizdir. O yüzden filtreyi dizi olarak tanımlayıp noktarı virgül koyup devam ediyorum. Yani sıralama dizinimi yani neye göre sıralayacağını belirtiyorum. Hemen ona da geliyorum. 1 2 3 4 5. Yani sınav Sınavı sıralayacağım ve ne olsun azalan olsun dedim ve gördüğünüz gibi sınav sonucuna göre en yüksek puandan en yüksek puanla başlayıp en düşük puan'a göre sıralamasını yaptı bize ve tabii ki buradaki filtrelemiz filtremizde de 70 ve üzeriydi. Ben bunu 80 yaparsam aynı filtre fonksiyonunun uygulandığı gibi. Ee, daha önceki anlattığım filtre fonksiyonunda uygulandığı gibi bize direkt olarak 80 ve yukarısında puan almış kişileri sıralanmış bir vaziyette karşımıza getiriyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Detaylar hakkında veya aklınıza takılan sorular hakkında görüşleriniz olursa eğer bana ulaşmak isterseniz yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız da memnun olurum. İyi günler dilerim.